Herkese merhaba, gönül erenleri, gönül bacıları, ben Cem Kervan. Bu hafta Hakla Barışmakla Başlar Bu Barış adlı bir deyişi paylaşmak istiyorum sizinle. Hakla barışmakla başlar bu barış. Bu barış başka barış. Tabii basit, yüzeysel bir barış var. Savaşsızlık, savaşmıyoruz, barıştayız. Ama aslında gerçek barış gönülden başlar. Bir sevgi olacak, bir aşkla olacak. Öbür tarafı affetmeye hazır olacaksınız. Bambaşka bir şey bu. Anlatacağım. Hakiki barışlar gönülde başlar. Hakla barışmakla başlar bu barış. Hak'tan af dileyin ey arkadaşlar. Hakla barışmakla başlar bu barış. Hakla barışmamışsanız, hakla barışık değilseniz başka canlarla tam olarak barışamıyorsunuz. Önce hakla barışmak lazım. Ama günahlarımız var. Nasıl barışacağız hakla? Müjde, Şah İsa ruhuyla dünyaya geldi ve bizim yerimize kurban olarak dara çekildi, yerimize öldü. Bu çok derin manalı bir şey, bu çok batıni, deruni bir gerçek. Nasıl oluyor? Biz de ona inanıyoruz ve onunla bir oluyoruz. O dara çekildiği gibi biz de onunla birlikte dara çekilmiş oluyoruz. Biz de ölüyoruz. Ölmezden evvel biz de ölüyoruz. Nefsimizi öldürmüş oluyoruz. Yepyeni bir insan oluyoruz. Nasıl oluyor? O üçüncü gün dirildi ya, biz onunla birleşince biz de dirilmiş oluyoruz. Yeni bir hayata. Yeni insan oluyoruz. Manevi insan oluyoruz. Evet, ne yazmışım? Hak aşkla dolarız. Aşıklanırız. İçimiz nur olur. Işıklanırız. Şah İsa'da af var, tam paklanırız. Hakla barışmakla başlar bu barış. Evet, daha fazla sözler var ama önce paylaşayım, inşallah beğenirsiniz. Barışlar gönülde başlar. Hakla barışmakla başlar bu barış. Hakiki barışlar gönülde başlar. Hakla barışmakla başlar bu barış. Hak'tan af dileyin ey arkadaşlar. Hak'la barışmakla başlar bu barış. Hak'tan af dileyin ey arkadaşlar. Hak'la barışmakla başlar bu barış. Aşkla dolarız, aşıklanırız. İçimiz nur olur, ışıklanırız. Hak aşkla dolarız, aşıklanırız. İçimiz nur olur, ışıklanırız. Şah İsa'da af var, tam paklanırız. Hakla barışmakla başlar bu barış. Şah İsa'da af var, tam paklanırız. Hakla barışmakla başlar bu barış. Aşığı
yaşasın, kalbinde bir sevgi yatar. Her ortama şefkat, inayet katar. Aşığın kalbinde bir sevgi yatar. Her ortama şefkat, inayet katar. Nefret tohumları hak silip atar. Hakla barışmakla başlar bu barış. Nefret tohumları hak silip atar. Hakla barışmakla başlar bu barış. Kervanım hakiki barış bulunur. Bu barışla hakkın dostu olunur. Kervanım hakiki barış bulunur. Bu barışla hakkın dostu olunur. Hakkın kendi ruhu ile bulunur. Hakla barışmakla başlar bu barış. Hakkın kendi ruhu ile bulunur. Hakla barışmakla başlar bu barış. Evet, hakla barışmakla başlar bu barış. Aşığın kalbinde bir sevgi var. Her ortama şefkat, inayet katar. İnayet, lütuf, her ortama katar. Nefret tohumları hak silip atar. Hakla barışmakla başlar bu barış. Son beyit şöyle: kervanım hakiki barış bulunur. Bu barışla hakkın dostu olunur. Hakkın dostu olmak ne kadar güzel bir şey, değil mi? Hakkın kendi ruhuyla dolunur. Hakkın kendi ruhuyla dolmak istiyor musunuz? O zaman yol bu. Hakla barışmakla başlar bu barış. Evet, inşallah beğendiniz. Beğendiyseniz beğen düğmesini bir tıklayıverin. Yorum yazın, abone olun, başka canlarla paylaşın. Ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, ama böyle bir barışla kalın. Esen kalın. Hoşça kalın.